PUBG Mobile Türkiye ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. 9. alan programının 3. kısmında neyi konuşacağız? Düşüşe geçenleri konuşacağız. Bu hafta süper hafta sonuna katılamayan çok önemli isimler var. Evet. Çok çok önemli kritik isimler var. Beşiktaş var, Getso var, Galacticos var, Galatasaray var. Beşiktaş takımıyla başlayalım istiyorum Skatçım. Senden şöyle bir Beşiktaş neden süper hafta sonuna kalamadı yorumu alalım. Yani az önce dedin ya neyi iyi yaptı diye. Bayağı bir düşünmem gerekiyor neyi yaptıklarını. Bulamıyorum çünkü. Bu kadar boş yani. bu kadar... E, oyun. Sallamama olmaz Yani Beşiktaş diyoruz Pis gibi bir makine diyoruz 3 tane oyuncusuyla beraber zaten uzun zamandır oynuyor diyoruz. Artık hani onlar bir dörtlü olarak uzun zamandır beraber diyebiliriz. Artık hani piece, parça, marça geçti o işler. Dünya şampiyonasından döndüler. istedikleri sonucu alamadılar evet ama PMPL'de çok daha hırslı olmalarını beklediğim Beşiktaş. İlk hafta orta şekerli, ikinci hafta tamamen hüsran. Yani rotasyon bakıyorum, doğru dürüst bir şey bulamıyorum. Skorlara bakıyorum, veri elde edemiyorum. Main savaşları var. Main savaşları var. Yani Sanok'ta artık Ozoroks'a net kayıp yani belki bir kere falan kazandılar. Onun dışında net kayıp. Zaten orayı kazansam bile Mavi Dans geldi falan karıştı. Yani şöyle Mavi Dans aslında Bootcamp'teydi. Üç takım vardı. Mavi Dans artık şeytan üçgeninde Bootcamp'e törde gelmeye başladı. Ama işte zaten gelmesi son 2-3. dakika oluyor. Direkt silahları bulup gelip topluyorlar orada. Aynen öyle ki zaten Mavi Dans oraya gelene kadar Ozorok vurmuş oluyor Beşiktaş'ı. Evet. Beşi. Bu kadar koordinesiz bir şekilde Sanok oynayamazsınız ki bu takımı ben senelerdir görüyorum. O Bootcamp'i salmadılar. Yasna'yı salmadan Hatırlarsın Seca, Pittsburgh Knights şeyin zamanı, Coops, Xenox zamanlarında salmadılar abi. Salmadılar ve Game Lord'u da, PK'yi de herkesi de dövdüler main savaşlarında. Ama bu sezon Beşiktaş'ta çok ayrı bir şey var. Artık değişmesi gereken bir parça mı var? İçeride bir sıkıntı mı var? Bir hastalık, ustalık bir şey mi var? Bunu bilmeden söylüyorum ama Beşiktaş bu kadar boş vermiş, oynayamaz. Türkiye ligindeyiz. Ben de yorum yapmak istiyorum Scott'cım Beşiktaş'la ilgili. Geçen sezon Fireflags tabii ilk süper hafta sonunda kalamamıştı. Sonra onun özgüveniyle bir Avrupa şampiyonası kazandı. Gayet iyi oyunlar geldi. Dünya şampiyonasında SUG ile birlikte sonuna kadar bizi temsil etti. Şimdi Beşiktaş ekibi de uzun zamandır birlikte oynuyor. Ben de katılacağım sana. Peace artık yeni bir transfer vesaire değil. Takımın bir parçası. Takımın bence bir heyecana ihtiyacı vardı. Takımın bir geriye çekilmeye ihtiyacı vardı. Çünkü hep stabil oynuyorlar. Hep iyi oynuyorlar. Ama... Ben Bence bu hafta onları birazcık daha şahlandıracak diye düşünüyorum. Yani böyle evet. motivasyonel anlamda gaza getirecek. İyi gideceklerini düşünüyorum. Ya Beşiktaş tarafına şöyle bir ekleme yapılması Yap. lazım. Five Flags örneği var. Bir süper hafta sonunu kaçırdı. PNPL puanlarından dolayı direkt dünya şampiyonası şansını kaçırdı. Ama bazen böyle tokat niteliğinde bir kendine gelme vardır ya. O lazım oluyor. Ve Beşiktaş'a da o lazımdı. Çünkü Five Flags süper hafta sonuna kalamadığı hafta üzerine oynayan ekipler vardı. Ve Five Flags bu kadar boş vermemiş. İşte Beşiktaş sadece bir günde 5 puan çıkarttı. Yani hiç beklemediğim bir şey. O yüzden bence toparlarlar ama bu şekilde de devam etmez. Değişmesi gerekenler Bir iç geçirdin sence Ceres. Eskiden aklıma geldi Cahit. Aklıma eski günler geldi hocam. Ne geldi? Beşiktaş'ın Yasnaya tarlalarında yaptığı savaşlar, eski PMPL'lerde PİS'in vuruşları, son HP'nin vuruşları, Zesin'in vuruşları, onların aldığı galibiyetler. Miramar Kartalları diye bağırışlarımız bu hafta Beşiktaş olmadan o süper hafta sonunu anlatacağız. Bizi... Üzgünsün. Tabii hocam ligimizin yani önemli ekiplerinden. Tabii canım. Peki neden böyle oldu? Anlattı hocam Sıkat. Senden de dinlemek istiyorum. İlk rotasyonlara dikkat etmedikleri için bu tarz durum sorunlar olabilir. Beşiktaş'ın problemi sadece ilk rotasyonlara dikkat etmemeli. Hocam mi? ben Beşiktaş'ın problemini en başta söyledim sana. İlk rotasyon, son rotasyon, geç rotasyon bunlar boş iş. Ben sana söyleyeyim mi gerçek nedenini? Hocam mental. psikolojik, mental. Hazır değiller mi? Şu anda mental duraklama dönemi içerisine girdiler. Ben bunu oyuncuların sosyal medyalarından da görüyorum. Her turnuvanın içerisinde varlar. Şimdi Sıkıldılar. otomatikman yani sıkılmak demeyelim buna ama herkes de olabileceği gibi böyle bir duraklama evresi. Mental yoğunluk, stres falan. Bu hafta kalamadılar. Şimdi diyecekler ki oturup biz ne yapıyoruz ya? Biz kalamadık. Bir de önlerinde yeni bir challenge var. Yani PMPL puanlarıyla PMGC'ye gitmedi. Hani rakiplerimizi yakalayalım. işte önümüzdeki hafta finallere çıkabilmek için işte biraz daha dolarları cebe indirelim vesaire. Bence önlerinde güzel bir challenge oldu. Bak çok güzel bir yerden baktın. Kendilerine bir uğraş edinmiş oldular aslında. Belki de bu stabillikten sıkılmışlardır doğru bir bakış açısı. 3. hafta Beşiktaş süper hafta sonuna kalır. Süper hafta sonunda iki tane de galibiyet alır. Yaz bunu da. Yaz 3 de benden yaz. Beşiktaş takımını bitirdik, yorumladık. <laughs> İkinci ekibimiz olarak kimi söylemek istersin? Getsu'yu tabii ben söyleme Getso. taraftarıyım. Getsu ilk hafta çok iyiydi. Süper hafta sonunda da iyiydi. Süper hafta sonunda da iyiydi, ligde de iyiydi ama ikinci hafta bir geldi, Getso yok. Getso'yu göremiyorum, arıyorum arıyorum bulamıyorum. Nerede bu Getso? Scott anlatsın. Yani sürekli analiz masasında Getso ile alakalı konuşurken şunu söylüyordum. Getso güzel bir hafta geçirdi ama PNPL'in gereksinimleri var. O gereksinimlerin en başında da stabil oynamak geliyor. Evet. Yani bu performansı stabil bir şekilde sahaya dökemiyorsanız biz sizi başarılı bir takım olarak nitelendiremiyoruz. İlk hafta başarılıydı ama şu anda tam tersini konuşacağız. Getso kalan bir getso yanlış konumlar alan yanlış savaşları seçen getso hatta şöyle savaşları kabul etmek zorunda kalan bir getso sürekli üzerlerine biri basıyor ölüyorlar biri basıyor ölüyorlar savaşları getso seçmiyor rakibin oyununu kabulleniyor ve bu beklediğimiz getso değil İlk hafta ne oluyordu alan biraz daha kenardan oynuyorlar evet ama biraz daha hızlı hareket ediyorlar Third partiye gidiyorlar savaşların içerisinde bulunuyorlar söz sahibi oluyorlardı şu anda tamamen rakibin oyununu kabul etmiş ve neredeyse girdiği çoğu savaşı kaybeden bir getso onlara da bir tokant niteliğinde kendilerine getirecektir onları. Özellikle 3. hafta için. Ama bu hafta gerçekten iyi oturup düşünmeleri gerekiyor. Neyi yanlış yaptık, neyi doğru yapmadık konusunu bir tartmaları lazım. Bence bu süper hafta sonuna kalamamak Getso'ya iyi gelecektir. Getso 3. hafta daha iyi bir şekilde hatalarını analiz etmiş şekilde gelebilir. Ama gelemezse de ilk hafta oynamış oldukları bütün güzel oyunlar çöpe atılır ve başarısız bir takım olarak nitelendiririz. Şimdiden uyarıyorum. Ben de Scott'a katılacağım. Çak 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 imzamı attım iki takım söylemek istiyorum Galatasaray ve Galaktikos. Şimdi Galaktikos'u söyleyeceğiz. gibi, şeyler. Beşiktaş gibi bizi dünya şampiyonasında temsil etmiş çok kritik bir ekip bile bu süper hafta sonuna kalamıyorsa Galaktikos ve Galatasaray'ın bu süper hafta sonuna kalamaması bir sürpriz değildir. Zaten ligin yeni ekiplerinden. Evet. Onlara sadece şu tavsiyeyi vermek istiyorum. Nacizane. 3 Üçüncü haftaya çok daha iyi gelmeleri lazım. Böyle ne giderse abi? çünkü. Üçüncü haftaya gelmeden önce. Onun şimdi analiz çalışmasını koçla oyuncuların uzun uzun yapması gerekiyor. Ben bunu burada ama benim dıştan gözlem olarak şunu söyleyebilirim. Çok erken savaşa giren mesela iki takım görüyorum. Galaktikos Pochinki'de giriyor. Galatasaray Fute Espor'la giriyor. Yine başka yerlerde Melisele diğer taraflarda da giriyor. ile giriyor. Bir kere sen oyun sonunda 4 kişi kalmak senin ana hedefin olacak. Eğer oyun sonunda 4 kişi kalamıyorsan da gireceğin savaşları önceden sen belirleyeceksin ki önceden kağıt üzerinde. Yani diyeceksin ki ben ilk 5 dakikada atıyorum şu takımla bir savaşa girme potansiyelim olacak? Hani stratejik oynayacaksın. Ben açıkçası bu iki ekipte bu stratejiyi göremiyorum. O yüzden de bu hafta kalamadılar süper hafta sonuna. Yani hazırlık sürecinde şunu yapmaları gerekiyor hocam. Plan ve program. Şurada, şu dakikada şurada oynayacağım. Bu dakikada burada rotasyonum olabilir. Şöyle gidebilirim, buraya gidebilirim. Alanlara göre, atlayış noktana göre, çevrendeki rotasyon atan takımlara göre bir plan, bir program lazım. Belki de vardı, uygulayamadılar. Çünkü biz her sahada plan, program görmediğimiz takıma bir şey yapmamışlar diyemeyiz. Uygulayamadıkları da oluyor ekiplerin. Ama onlara dediğim gibi hem Galacticos hem Galatasaray'a ben çok büyük bir eksi yazmayacağım. Ama atakta bekliyorum onlardan. Ya Galatasaray'a bir süper hafta sonuna kalamamak şaşırtıcı değil zaten. Tecrübesiz bir takım ama iyi koçları vardı. Belki o koç etkisiyle ilk haftayı kurtarmış olabilirler. Galatasaray için normal ama Galacticos için normal değil. İlk süper hafta sonu kaçırıldı. ikinci süper hafta sonu kaçırıldı ve artık Galacticos için finaller hayal. Ben şöyle bir eleştiri yapmak istiyorum Galacticos tarafına. Neden bırakmıyorsunuz? Önünüzde Brahe Sports gibi çok güzel bir örnek var. Bütün beyin savaşları bıraktı gitti. Kıyıda köşede bir yerlerde görüyoruz. Neden hala Poçinki? Neden hala New Boss'la bir karşılaşma sevdası var? Ya şimdi sosyal medyadan görüyorum ufak bir drama var aralarında. Ama neden devam ettiriyorsun? Sen sadece ısrarcı olacaksın diye bu çocuklar belki de hani çıkabilecekleri potansiyel bir finalden, belki de 3 günlük finalleri çok iyi değerlendirecekler, çıkabilecekleri potansiyel bir Avrupa şampiyonasından oluyorsun. İnatçılık hiçbir zaman iyi değildir. Burayı da ardıyla cebelleşen donun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Skatcım ağzına sağlık. Hocam şimdi biz takımları değerlendirdik. Süper hafta sonu çıkamayan performanslarını beğenmediğimiz takımları. Ama ben izleyicilerimize de bir sormak istiyorum. Değerli izleyenlerimiz sizin bu lig aşamasındaki gözünüze hoş gelmeyen takımlar kimlerdi? Neyi geliştirebilirler? Bunları yazmayı Beş unutmayın. Hepinize bakacağız. 5 tane takım verin. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.